Merhabalar. İzniniz olursa şu anın birkaç saniye tadını çıkartmak istiyorum. Evet, hazırım. <laughs> Hayatta hiç pilinizin bittiği bir dönem oldu mu? Yaşam enerjinizin tükendiği, tünelin sonunda ışığı göremediğiniz. Benim oldu. Bundan 8 yıl önce, özel bir psikiyatrik klinikte, çok yoğun bir tempoda danışmanlık ve koşluk yapıyordum. Bedenim artık Pınar dur demeye başlamıştı. Çünkü boynumda düzleşme, artık diz kapaklarım beni taşımıyor. Ben dinlemedim tabii. Bu sefer ruhum dürtmeye başladı beni. İçimde bir ses sürekli diyor ki, Pınar, bak dışarıda bir hayat var ve sen hayatı kaçırıyorsun. Farkındaydım dışarıda bir hayat vardı ve benim de kaçırdığım çok fazla aile ve dost meclisleri vardı. Ben de bunun derin üzüntüsünü yaşıyordum. Ama benim de şöyle bir gerçeğim vardı. Ben yıllarca sevdiğim işi yaparak kendimi var edebilmek için çok mücadele vermiştim. Ve bir anda tüm bunları bırakıp gitmek istemiyordum. Durmak istemiyordum. Ama bir gün geldi ve benim pilim bitti. 35 yıllık ömrümün muhasebesini yaptığımda karşıma çıkan sonuçta hiç memnun değildim. Üniversiteye kadar Allah'ım ben bir baltaya nasıl sap olacağım diye kaygılanırken mesleğimin 8. senesinde bir baltaya sap olduğumda ne oldu demeye başlamıştım. Bu hiç hoşuma gitmemişti. Çünkü ben böyle hayal etmemiştim. Sevdiğim işi yapacak ve bir ömür boyu mutlu mesut yaşayacaktım. Hayatta birçok hata yapmış olabilirim. Fakat yaptığım çok şahane bir şey var. En başarısız olduğum anlarda, kendimi en aptal hissettiğim anlarda bile ben hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim. Özellikle ergenlik dönemindeki hayallerim çok renkliydi. Bir gün en iyi kadın oyuncu Oscar'ını alırken kendimi teşekkür konuşması yaparken hayal ediyordum. Bir gün Broadway'de sahneye çıkıyor, dans ediyor, şarkı söylüyordum. Başka bir gün NBA'de top koşturuyordum. Başka bir günde yazdığım kitaplarla Nobel ödülü alıyordum. İşin enteresan tarafı Derslerimde başarılı olmakla ilgili hayal kurmak benim için ne kadar hayalperestlikse o biraz önce bahsettiğim hayaller var ya onlar benim için o kadar gerçekçi ve ulaşılabilirdi. Çünkü ben o hayalleri kurarken başarılı olduğumu iliklerime kadar hissediyordum. Hissediyordum hissetmesine de o ders notlarıyla benim bu hayallere ulaşmam biraz zor gibi gözüküyordu. Çünkü benim küçük bir sorunum vardı. Pek de kimsenin farkında olmadı. Ben dersi dinleyemiyordum. Bu sadece sevmediğim, zorlandığım derslerle ilgili bir şey değildi. Sevdiğim, ilgimi çeken konularla ilgili de dersi dinlemekte sıkıntı yaşıyordum. Mesela öğretmen diyordu ki derste, Mısır'daki piramitler benim ilgimi çekmeyi başardı. Acaba ne anlatacak? Fakat o sırada aklıma patlamış mısır geliyordu. Patlamış mısırdan Hop bir hafta öncesine babamın bizi götürdüğü filme gidiyordu aklım. Oradan Antrak'ta kardeşimin filmde gördüğü dövüş sahnelerini babamın üzerine uygulamasına gidiyordu. Oradan başka yere, oradan başka yere derken e, zaten ders bitiyordu. Ve ben yine dersi ders öğrenemeden eve geliyordum. E, o zaman ne oluyordu? E, bu sefer masa başına oturup ev edinmeni yapmakta çok zorlanıyordum. Çünkü anlamamıştım zaten. Ben de o masa başına oturmamak için Oturduktan sonra da ya da zorlandıktan sonra oturmak için oradan kalkmak için elimden geleni yapıyordum. Bir de sınav dönemleri, sınav dönemleri vardı ki o da ayrı stresli bir dönemdi. Çünkü yine derse derse öğrenemiyorum ya ben. E, sınavda çıkacak hangi konu daha önemli, hangisi daha önemsiz çok kestiremiyorum ne olduğunu. Ve ben hangi konuya çalışmıyorsam kesin o konu sınavda çıkıyor. Dedim ki bu böyle olmayacak. Bir tarih sınavı öncesi çok iyi hatırlıyorum. Bütün konuları sular seller gibi ezberleyeceğim. Öyle de yaptım. kesin yüz alacağım eminim kendimden. Sınava girdim. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bütün savaşları çalışmıştım. Bütün detayları biliyorum. Fakat hangi detayın hangi savaşa ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben başlıkları ezberlememişim. Kendimi nasıl aptal hissettiğimi size anlatamam. Zaten akademik hayatımın çoğu kendimi aptal hissederek ya da aptal hissettirerek geçti. Benim için zor yıllardı. Dışarıdan bakıldığında yaşıtlarımdan bir farkım yoktu. İnsanların fark edebileceği, benim de fark edebileceğim ama bir şekilde ben onlardan farklıydım ve niye böyle olduğumu bilmiyordum ve kafamda bin türlü soru vardı. E bir yandan benim için o kadar emek veren bir ailem vardı ve ben hem onlar için hem de kendim için bir hayal kırıklığı olduğumu düşünüyordum. Daha da acısı yetenekli olduğuma inandığım, ilgi duyduğum alanlara karşı da özgüvenim artık yerlerde sürünüyordu. Evet ben hayallerimde Broadway'de sahneye çıkıyordum ama cesaret edip de okulun tiyatro kulübüne giremiyordum. Çünkü eğer orada da başarısız olursam bunu bünyemin kaldıracağına inanmıyordum. Başarıya ve başarılı olduğumun onaylanmasına o kadar fazla ihtiyacım vardı ki. Ama sonra bir mucize oldu. Ve ben sonunda beklenileni gerçekleştirdim. Arap atı gibi açıldım üniversitede. Bu arada tabii ki üniversiteyi kazanamadım. Ama o sene üniversitesine, özel pardon, özel üniversitelerin açıldığı dönemde ee, ve babam benimle şöyle bir konuşma yaptı. Eğer bizi paramıza rezil etmeyeceksen seni yazdıracağım. Peki işletme okuyacaksın. İşletmeyi sevmiyorum ama yapacak bir şeyim yok. Çünkü oturup bir sene daha çalışmaya ne özgüvenim var ne cesaretim var. Tamam dedim kabulümdür. Başarılı olacağım. Babam da sağ olsun bir kez daha bana güvenmeyi tercih etti. Gittiğim okul o dönem İngiliz bir üniversiteyle işbirliği içindeydi ve eğitim sistemleri araştırmaya yönelik bir eğitim sistemiydi, ezber sistemi değildi. Bu bana çok iyi gelmişti. Fakat benim asıl akademik performansımın yükselmesine sebep olan şey bir gün çok sevdiğim bir arkadaşım tuttu beni konumdan... ve hiç hayallerimi de bilmeden aslında beni okulun tiyatro kulübüne yazdırdı. Hayatımın hiçbir döneminde ben bu kadar sınırlarımı zorladığımı hatırlamıyorum. Her gün arıyorum. Bahar, ben bırakıyorum. Sizi de rezil edeceğim, kendim de rezil olacağım. En iyisi ben ayrılayım. Bahar benden hiç vazgeçmedi. Yaşatız ve bir sene boyunca bana hem mentörlük yaptı hem koçluk yaptı. Ve ben tüm korkularımın üstüne giderek tiyatro sahnesine çıktım. Ve o akşam ben kendimden yeni bir ben doğurdum. Hayatımda hiçbir şey o akşamdan sonra aynı olmadı. O korkularımın üzerine gitmek benim kendime olan güvenime yeniden kazanmama yardım etti. Ve şöyle bir his içerisindeydim. Bu hayatta artık beni hiç kimse tutamaz. Tutamadı da zaten. Üniversite ikinci sınıfta o kendime güvenle, cesaretle Amerika'ya gittim. Amerika'da okuluma devam ettim. Sayısal derslerde ve zorlandım, yalan yok. Ama genel olarak iyi bir öğrenciydim ve ailem çok mutlu tabii. Bu arada ben de çok mutluyum. Hepimiz şaşkınız ama. Yani ne oldu da bu kız böyle açıldı. Fakat şöyle duyumlar almaya başladım. Baba parasıyla herkes Amerika'dan diploma alıyor artık. Bu beni çok öfkelendirdi. Çok üzdü. Çünkü evet baba parasıyla okuyabilirdim ama ben inanılmaz bir emek vermiştim. Ve yıllarca bu öfkem benim daha başarılı olmam için beni kamçılayıp durdu. Sadece bir sorunum vardı. O da şu, işletme diplomamla yapacağım hiçbir meslek beni heyecanlandırmıyordu. Ve ben yeniden sevmediğim bir işi yapacağım, başarısız olacağım, kendime güvenimi kaybedeceğim. Hiç o döngünün içerisine girmek istemedim. Ne yaptım, ne ettim? Ailemi ikna ettim. Yine çocukluk hayalim olan ruh sağlığı danışmanlığı üzerine yüksek lisans için Amerika'ya gittim. Hayalim şuydu, Türkiye'ye döndükten sonra ben zorla işletme okudum ya. Lise öğrencilerine kariyer danışmanlığını yapmak ve aileleri de bu konuda bilinçlendirmek. Hemen ilk işim danışman öğretmenime gitmek oldu. Türkiye'deki hayallerimi anlattım. Amerika'ya geldiğimde o iki buçuk seneyi nasıl değerlendirmek istiyorum. Hepsini anlattım ve bir ay sonra beni yanına çağırdı. Asistanlık teklif etti. Ben şok. Yani çünkü hayallerim vardı Amerika'da gerçekleştirdiğim ama bir yabancı öğrencinin gider gitmez hele bir okulda asistanlık alması çok kolay bir şey değildi. Bundan iki dönem sonra bu sefer okulun kariyer danışmanlık merkezinden bir teklif aldım asistanlık hem e, öğrencilere kariyer danışmanlığı yapacaktım hem de lisans öğrencilerini kariyer yönetimi dersinde okutmanlık yapacaktım. Ben havalara uçuyorum, bir kanatlarım eksik. Bu arada sosyal hayatım da gayet renkli gidiyor. Geziyorum, tozuyorum. Evet arkadaşlarım iki saat çalışıyorsa ben altı saat ders çalışmaya çalışıyorum. Problem değil, alıştım, yapıyorum, bir yolunu buldum. Sonra bir gün psikopatoloji dersindeyiz hiç dinleyemediğim bir ders. Çok şeker bir hoca ama ben dinleyemiyorum. Fakat o gün ne olduysa ben hocayı pür dikkat dinliyorum. Ve hem dinliyorum hem ağlıyorum. Hem dinliyorum hem ağlıyorum. Çünkü hoca aslında beni çok da tanımadan, hiç de tanımadan beni bana ve arkadaşlarıma anlatıyordu. Ben yıllardır merak ettiğim Tüm soruların cevabını o derste almıştım. Yani akıttığım gözyaşları aslında sevinç gözyaşlarıydı. Çünkü ben gerçekten aptal, sorumsuz ve tembel değilmişim. Benim dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diye bir sorunum varmış. Bunun nasıl bir mutluluk olduğunu size anlatamam. Henüz sana almamış olmama rağmen, her şeyin çok yeni olmasına rağmen ben sorunumun ne olduğunu anladım ya. Hemen kariyer planı değişti. Ben de o anda o dersli oluyor bunlar hızlı hızlı. Dedim ki kendi kendime. Ben bu kadar yoğun bir şekilde odaklanma sorunu yaşarken yüksek lisansa kadar gelebildiysem ve başarılı da olduysam benim gibi bu sorunu yaşayan öğrencilere ben destek olmak istiyorum. Bu benim için o kadar anlamlıydı ki bu yeni bilgi. Yani yıllarca döktüğüm gözyaşları sonunda hayatta bir mana bulacaktı. Daha ne isteyebilirdim ki hayattan? Yetti mi? Yetmedi. Çünkü hani o baba parasıyla herkes diploma alıyor diyenler vardı ya. Onlara en son bir gol atmalıydım ben. Öyle bir şey yapmalıydım ki artık tamamen sussunlar. Yale Üniversitesi yaşadığım şehre çok yakındı ve ben en başından orada çalışmayı kafaya koymuştum okul bittikten sonra. Okulu dereceyle bitirdiğim için ve network'üm de iyi olduğu için Yale Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde duygusal zeka laboratuvarında araştırma görevlisi olarak çalıştım. Ve artık Türkiye'ye dönme vaktini hissettiğim zaman da Türkiye'ye geri geldim. Türkiye'de çok güzel bir şekilde karşılandım. Halam benim için çok güzel bir kutlama yemeği verdi. Bu yemek çok anlamlıydı benim için. Çünkü resmi olarak artık bir baltaya sap olduğumu ve aptal olmadığımı kendime ve herkese kanıtlamış olmuştum. Ve bir yandan da inanılmaz bir özgürlüktü. En azından ben artık özgürleştiğimi zannediyordum. Sonra mesleğimin 8. senesinde fark ettim ki hayatımda çok da bir şey değişmemiş. Ben bu sefer de patronlarıma, psikiyatristlere, meslektaşlarıma kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Onlardan evet sen başarılısın olayını almak istiyorum. Ve yıllarca bunun için kendimi hırpaladım, durdum. Ve en sonunda 35 yaşında hem fiziken hem de ruhen tükendim. Yine çok can bir dostum beni kolumdan tuttu. Hadi Pınar dedi. Ve ben terapiye başladım. Terapide şöyle bir şey idrak ettim. Sen istediğin kadar en iyi okullarda oku. İstediğin kadar sevdiğin işi yap. İstediğin kadar işinde iyi ol. En pahalı arabalara bin. En güzel kıyafetleri giy. En güzel evlerde otur. Toplum tüm bunlarla senin başarını onaylasın. Günün sonunda sen kendini sevmiyorsan, kendine değer vermiyorsan, kendi varlığını onaylamıyor ve kendin olabilme cesaretini gösteremiyorsan, gün geliyor, senin o başarı olarak adlandırdığın her şey bir balon gibi elinde patlıyor. İki seçeneğin var. Ya bunu kaderin olarak kabul edeceksin ve o karanlığın içerisinde ömrünün sonuna kadar debelenip gideceksin. Ya da bu yaşadığın deneyimi karşına alacaksın, bir bakacaksın ona ve soracaksın. Bana ne anlatmaya çalışıyor? Bunun bana öğretisi nedir? Verdiği mesaj nedir? İşte o zaman hayatı bambaşka bir boyutta yaşamaya başlayacaksın. Ben ikinci olanını yaptım. Tükenmişlik sendromu bu hayatta benim aldığım en güzel hediyelerdendir. O karanlığın içerisinde ben kendi ışığımı gördüm. Kendime kavuştum. Kendimi sevmeye, kendime gerçekten değer vermeye niyet ettim ve hayatımda ilk defa bir başkasının onayına ihtiyaç duymadan kendim olmaya cesaret ettim. Tüm bunları size niye mi anlattım? Benim her karanlık dönemimin bir deniz feneri vardır. Bu kimi zaman bir kitap, kimi zaman bir film, kimi zaman da bir hayat hikayesidir. Sizin de ileride olası karanlık günlerinizde sizin hayatınızda bir deniz feneri olmak istedim. Teşekkür ederim.